Evet arkadaşlar geldik 31. testimize. Özellikleri verilen Türkiye Selçuklu hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım şimdi. Türkiye Selçuklularını kendi adına para bastıran ilk hükümdardır. Arkadaşlar bu 1. Mesut. 1. Mesut kendi adına para bastıran ilk hükümdar. Bu bilgiyi unutmuyoruz. Gümüş ve altın para 2. Kılıç Arslan ama ilk defa para Türkiye Selçuklu 1. Mesut. İlk imar ve şehirleşme 1. Mesut. Dönemin batı kaynaklarında Anadolu için Türk ismi kullanılmıştır. 1. Mesut doğru. B seçeneğimiz doğru oldu. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında mutasavvıflardan hangileri etkili olmuştur? Yunus Emre, Hacı Bektaş, Veli Mevlana. Bunlar Türkiye Selçuklu döneminin ünlü mutasavvıflarıdır ve Anadolu Türkleşmesi'nde üçünün de etkisi fazladır. E seçeneğimiz doğru. Yukarıda verilenlerden hangileri Mirya Köfoğlu'nun savaşının sonuçları arasında gösterilemez? Mirya Köfoğlu'nun savaşı 1176 yılında Türkiye Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapıldı. Bu savaşla Anadolu kesin bir şekilde Türk yurdu oldu. Bir doğru. Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma ümidi bitti. Doğru. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşti. Bu yanlış. Balkanlar yok bu dönemde. Bu dönemde sadece Anadolu var. Balkanlarda Türk hakimiyeti Osmanlı zamanında 2. Kosova Savaşı ile gerçekleşecek. 3. Haçlı Seferi'nin düzenlenmesinde etkili oldu. Doğru. Türkiye Selçuk Devleti Türk İslam dünyasına önemli bir devlet konumuna yükselmiştir. Etki eder tabii ki buna ama C seçeneği asla olmaz. Türkiye Selçuklu Devleti'nde de devlet işleri divanı saltanatta görüşülüp karara bağlanırdı. Yine bu büyük divana bağlı diğer divanlar bulunmaktaydı. Ancak Türkiye Selçuk Devleti'nde Büyük Selçuklu olmayan bir divan türü ortaya çıkmıştır ki iki tanedir arkadaşlar. Niyabeti Saltanat Divanı ve Pervane Divanı. Pervane Divanı. Türkiye Selçuklu'da vardı. Büyük Selçuklu'da yoktur. Türkiye Selçuklu'da vardır. Ülke topraklarının kayıt defterlerini tutan has ve iktaalara ait kararları düzenleyen divan Pervane Divanı'dır. O yüzden ne diyoruz burada? A seçeneğimiz doğrudur. Niyabeti saltanat dediğimiz divan hükümdar başkenti olmadığında ona vekillik eden divandır. Buradaki cevap A'dır. Türkiye Selçuklu Devleti'nde ilk madeni para ve ilk altın para. İlk madeni para 1. Mesut. Demin söylemiştim hatırlayın. İlk altın para ise arkadaşlar 2. Kılıç Arslan. Böyle bir seçenek arayacağız. B seçeneğimiz doğru. Geldik 6. soruya. Anadolu'da 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından başta Kayseri, Konya, Kırşehir olmak üzere esnaf birlikleri olarak yapılandırılmış sosyoekonomik teşkilata ahilik denilir. Aynı zamanda dini ve askeri yönleri de vardır bunların. Ahi teşkilatına üye olan esnaf ve sanatkarların özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir. İhtiyaca göre üretim yaparlar. Doğru. Üretilen malların fiyatlarını ayarlarlar. Doğru. Kaliteli mal üretirler. Doğru. Yani 6. sorunun cevabı hepsi olacak. E seçeneğimiz doğru. Şimdi geliyoruz 7'ye. Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle transit ticaret yollarının önemini kavrayan Türkiye Selçuklu sultanları Karadeniz ticaretini geliştirmek için hangisini yapmış olamaz? Arkadaşlar Anadolu'nun ticari potansiyelini en çok kullanan devlet Türk devletleri içerisinde Türkiye Selçuklu olmuş. Sinop ve Antalya gibi liman şehirlerini ele geçirmiş, buraya Türk tüccarlar yerleştirmiş. Doğru. Şehirler arasında yollar, köprüler, hanlar yapmış. Doğru. Venedik ve Cenevizlerle ticari antlaşma imzalamış. Doğru. Ticari canlılığı devam ettirmek için Moğollardan destek almış. Bu olamaz. Moğollar hatırlayın 1243 Kösa Dağı Savaşı ile Anadolu'yu yakıp yağmaladı. Tüccarların kayıplarını telafi etmek amacıyla sigorta sistemini getirmiş. Doğru. Yani D seçeneğimiz yanlış oldu. Anadolu Selçuklu mimarisinde unsurlardan hangilerine rastlanır? Anadolu Selçuklu'nun mimarisinde bitki motifleri, hayvan figürleri, arkadaşlar insan figür kabartmaları, geometrik şekiller bunlara rastlanır. İnsan ve hayvan kabartmaları olur. Çift başlı kartal zaten Selçukluların sembolüdür. At üstünde avcılık yapan insan kabartması doğrudur. Demin de söylemiştik. E seçeneğimiz doğru oldu. Aşağıda verilen mimari yapılardan hangisi Türkiye Selçuklu'ya ait değildir? Arkadaşlar Türkiye Selçuklu'nun mimari eserleri genellikle Orta Anadolu'dadır. Konya İnce Minareli Medrese doğru. Niğde Alaaddin Camisi doğru. İznik Hacı Özbek olmaz. Bu Osmanlı'nındır. Hatta Osmanlı'daki ilk cami olarak kabul edilir. Kayseri Gevhernesi doğru. Konya Selçuklu Sultanları Türbesi doğru. C seçeneği yanlış oldu.
Türkiye Selçuk Devleti'nde görülen aşağıdaki görevlerden hangisi Büyük Selçuk Devleti'nde yer almamıştır? Arkadaşlar, emir-i dat, örf-i hukuk, muhtesip çarşı pazarda dolaşıp malları kontrol eden, tart aletlerini kontrol eden, kadil, kudat, şer'i hukuk, sübaşı, ordu komutanı ve ayrıca şehirlerde güvenliği sağlayan kişi. Reisül Bahır Kaptan Derya'dır. Biliyorsunuz Büyük Selçuk'ta Kaptan Derya yok. Kaptan Derya Türkiye Selçuk'ta var. A seçeneğimiz doğru oldu. Türkiye Selçuklu Devleti zamanında Kayseri Aksaray yolunda yapılmış olan ilk kervansaray. Arkadaşlar, Anadolu'da ilk kervansarayın adı Alayhan'dır. İkinci Kılıç Arslan döneminde yapılmıştır. Bu Alayhan Kayseri Niğde yolu üzerindedir. 11'in sorunun cevabı Alayhan olacaktır.